Donguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Konumuz ne olacak peki? ...atom orbitalleri ve elektron dizilimlerinden bahsediyor olacağız. Hemen şöyle programımıza da hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Oldukça dolu dolu bir programımız yine karşımızda. Yine her günümüz dolu aşağı yukarı gördüğünüz gibi birçoğunda tamamladık zaten. Bugün atom orbitalleri ve elektron dizilimi diyeceğiz. Ve sonraki derslerimizde artık periyodik sisteme de geçip... E, ...konularımızı iyice derinleştireceğiz. Kimyanın derinliklerine hep birlikte dalıyor olacağız arkadaşlar. Peki atom orbitalleri ve elektron dizilimi deyince karşımıza neler çıkacak nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar aslında Orbital kavramı bugünkü modern atom teorisinin temellerini oluşturan kavram. Dolayısıyla hani modern atom teorisinden bir önceki teori olan Bohr atom teorisini ortadan kaldırdığımız, oradaki hataları düzelttiğimiz ve yeni bir teoriyle ortaya çıktığımız bir yapı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla da Bohr atom modelinin eksik yönlerinden de bahsedip bunları nasıl düzelttiğimizi ve orbital kavramının aslında ne anlama geldiğini hep birlikte inceliyor olacağız. İçerikte neler var peki öğrenme çıktılarımız neler atom orbitallerinden ve elektron dizilimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar yani orbital aslında elektronların içerisinde yer aldığı bölgeleri olarak tanımlanacak ve elektronların bu bölgelere nasıl yerleştiklerini hep birlikte gözden geçireceğiz bununla ilgili önemli bazı kuralları göreceğiz peki Milli Eğitim Bakanlığımız bizden ne istiyor neleri bekliyor bu konu içerisinde? atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı tahminde bulunabilme yapmamızı istiyor arkadaşlar. Yani atom orbitallerini tanıyıp farklılıklarını bilip bunlar arasındaki enerji ilişkilerini de değerlendirmemiz gerekecek ve elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tüme varımsal akıl yürütebilme, elektronlar bu orbitallere hangi sırayla yerleşecekler ve hangi düzende bu orbitallerin içerisinde bulunacaklar bunlarla ilgili açıklamalar yapabiliyor olmamız gerekecek bu dersin sonucunda. Peki karşımıza hangi önemli anahtar kelimeler çıkacak arkadaşlar? Orbital dedik ve bu orbitallerin türlerini göreceğiz. S, P, D ve F orbitalleri olmak üzere dört tane temel e, a, orbitalimiz olacak. Bunların enerji seviyelerinden bahsedeceğiz. Hem katman olarak katman kavramını hala daha kullanmaya devam edeceğiz. Hem de bunun alt enerji seviyeleri olarak bu orbital türlerini göreceğiz. Ve elektron dizilimi yapıyor olacağız arkadaşlar. Anahtar kelimelerimiz önemli. Başlıklarımız Bunlar olacak ve burada bu konuyu tam anlamıyla öğrenebilmek için hali hazırda bilmemiz gereken bazı önemli bilgiler var. Bazı temel kabullerimiz var. Neler bunlar? Öğrencilerin atom altı tanecikleri yani protonları, nötronları ve elektronları. Bunların genel özelliklerini ki daha önceki derslerimizde üzerinde oldukça yoğun bir şekilde durduk. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. Bunun dışında çekirdek, katman ve bugün iyice genişleteceğimiz orbital kavramlarını da bildiğimiz var arkadaşlar. Orbital kavramını tanımsal olarak daha önceden biliyorduk, öğrenmiştik zaten. Şimdi derinlemesine işliyor olacağız. O zaman hemen şöyle bir bor atom teorisi diyelim ve mevzumuza başlayalım arkadaşlar. Elektronların çekirdekten belirli bir uzaklıkta bulunan dairesel yörüngelerde hareket eder. Bu borun en önemli cümlesiydi arkadaşlar. Yani bor atom teorisi bize katman kavramını, enerji düzeyi kavramını katan kişiydi. Ne diyordu? Çekirdeğimiz var. Taradır Ford'un keşfettiği kavramdı bu zaten. Çekirdeğin etrafında da belli enerji seviyeleri var ve biz bunlara katman adını veriyoruz. Bunların bir diğer adını enerji düzeyi veya kabuk olarak isimlendirebiliyorduk. Başka ne demişti Bor? Atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngede hareket eden elektronlar kinetik ve potansiyel enerjiye sahiptir. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin ve elektronun enerjisi artar demişti arkadaşlar. Yani ne diyordu bize? Çekirdeğin etrafında şöyle hani dairesel yörüngeler çiziyoruz. Burada bulunan elektronların da kendi hareketleriyle ilişkili enerji değerleri var. Ve çekirdekten ne kadar uzaktaysa bir elektron ve dolayısıyla katman o kadar yüksek bir enerjiye sahiptir. Ve diyordu ki elektronlar minimum enerjiye sahip olmak isteyecekleri için bulunabilecekleri en düşük yani çekirdeğe en yakın katmanda yer almak istiyorlar. O yüzden mesela hidrojen atomundan bahsettiği zaman diyorduk bir tane elektron var. O zaman o elektron şu en eşittir bir katmanında yer almalıdır. Bor bu tanımlamalarından ötürü şöyle bir eksikliğe kalmış oldu arkadaşlar. Sadece tek elektronlu tanecikleri açıklayabilir bir kavram da var arkadaşlar. Yani hidrojeni açıklayabiliyor. Çünkü hidrojenin sadece bir tane elektronu var. Biz dışarıdan ona enerji verdiğimiz zaman o elektronun nereye hareket ettiğini hesaplayabiliyoruz. Daha doğrusu onun sayesinde katmanlar arasındaki enerji farklarını ortaya koyabiliyoruz. Ama İkinci bir elektron işin içerisine girdiği zaman... ...bizim dışarıdan verdiğimiz enerjinin ne kadarını hangi elektron kullandı... ...bu belirleyebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla eğer bir taneciğin içerisinde birden fazla elektron varsa bunu bor açıklamakta yetersiz kalıyor. Dolayısıyla atomu tam anlamıyla değerlendirmemiz bor atom teorisiyle mümkün olmuyor. Yani neler verebiliriz örnek olarak mesela hidrojen bakın bir tane protonu var dolayısıyla da bir tane elektronu var bunu bor açıklayabiliyordu ama helyum dediğimiz zaman e iki proton 2 elektron elektron sayısı 2 olduğu zaman bunu açıklamakta yetersiz kalıyor. Helyum ancak artı bir yüklü olursa yani elektronlarından birini kaybederse artık bunu bor açıklayabilir hale geliyor. Veya lityum üç tane protonu var. Bu artı iki yüklü olacak ki bir tane elektronu olsun da bor bunu açıklayabilsin. lityum atomunun kendisini açıklaması mümkün değil. Dolayısıyla bor oldukça yetersiz kalıyor. Bir diğer önemli yetersizliğimiz ise bu katman kavramının iki boyutlu olması arkadaşlar. Yani bize şöyle dairesel yörüngelerden bahsediyor. Oysa ki e, üçüncü boyutu değerlendirmek zorundayız ki bu gerçekten bilimsel ve açıklanabilir bir kavram olsun. Burada katman kavramı tam olarak yeterlilik arz etmiyor. Bu yüzden de bunun geliştirilmesi gerekiyor. Bu geliştirmeyi de modern atom teorisi sayesinde yani orbital kavramını geliştirerek ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Peki modern atom teorisi ne diyor bize? Elektronlar atom içinde herhangi bir yerde bulunabilir. Borneo'da ne diyordu? Sadece bu katmanda yer alabilir diyordu. Oysa ki elektronların katmanların arasında da neden yer almadığını bize açıklayamıyordu. İşte modern atom teorisi diyor ki hayır katmanlar arasında bir yerlerde de elektronlar yer alabilir. Elektronların hızı ve konumu aynı anda belirlenemez arkadaşlar bu aslında e, orbital kavramını tanımlamamız için de ortaya konulan en önemli cümle ve bu cümleyi belirsizlik ilkesi olarak ifade edeceğiz. Heisenberg'in ortaya attığı bir ifade arkadaşlar bu ve bu ilke sayesinde diyeceğiz ki madem biz bir elektronun hızını ve konumunu aynı anda belirleyemiyoruz. O zaman konumu ile ilgili net bir şey söyleyemesek de bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerden bahsedebiliriz. İşte bu bölgelere de yani elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere de orbital adını vereceğiz. Bu kavramı şöyle düşünebiliriz. Daha önceden de örneklendirmiştik zaten. Arkadaşlar bir odayı düşünün. Bakın bu odada işte sabit duran bir cismi ya da sabit duran bir kişinin konumunu direkt söyleyebiliriz. İşte sandalyede oturan biri vardır deriz değil mi? Ama odada sürekli hareket eden ve odanın her yerine giden bir sinekten bahsediyorsak... ...ve bunun konumunu ifade edeceksek diyeceğiz ki onun konumu odanın tamamıdır. Çünkü onun belli bir konumu yok sürekli hareket ediyor. İşte orbitali bu odayla özdeşleştirebiliriz arkadaşlar. Yani elektronun sürekli dolaştığı ve ...bulunma ihtimalinin bulunduğu her yer onun orbitalidir tamam mı? Burada orbital kavramını e, borun ortaya attığı yörünge kavramından üstün kılan nokta nedir peki? Arkadaşlar üç boyutlu açıklamaları da vardır bunun. Belli şekiller çizebildiğimiz bir kavram var karşımızda. E, bu şekilde de çok daha uygulanabilir, kullanılabilir ve kabullenilebilir bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ve gördüğümüz gibi şöyle şekiller çizeceğiz arkadaşlar. Her katman için, her enerji seviyesi için... Orbital türleri ve orbitallerin şekilleri de e, belirlenmiş olacak bu şekilde. Burada arkadaşlar dört defa ne farklı orbitalden bahsedeceğiz dedik. Bunlardan ilki s orbitali olacak. Bakın her orbital türü için farklı şekillerden de bahsedeceğiz, farklı enerji değerlerinden bahsedeceğiz. S orbitalleri için diyeceğiz ki küre şeklindedir arkadaşlar. Bu atomun ...çekirdeğini şöyle X, Y, Z koordinat sisteminin merkezi olarak kabul edecek olursak arkadaşlar herhangi birisi için... ...bunun etrafında çizeceğimiz küresel şekiller aslında e, her katman için belirleyeceğimiz S orbiterlerini bize ifade edecek arkadaşlar. Ve ne diyor? tüm enerji seviyelerinde bulunur. Yani birinci katmanda da ikinci de üçüncü de bütün katmanlarda S orbitali var. Şekil hepsi için küresel ama gördüğümüz gibi çap büyüyor arkadaşlar. Birinci katmanın S orbitalinin çapı oldukça küçük. ikinci katmanın S orbitali daha büyük bu şekilde çap büyüyerek gidiyor. Dolayısıyla elektronlar çekirdekten daha fazla uzaklaşabiliyor. Bu da enerjilerinin de arttığı anlamına geliyor aslında katman sayısı arttıkça. Bu konuda da borla birbirleriyle paralel gitmiş oluyorlar aslında bilgi olarak. Dolayısıyla burayı nasıl değerlendiririz? Atıyorum ikinci katmanın S orbitalindeki bir elektrondan bahsediyorsak bu kürenin içerisinde herhangi bir yerde olabilir bu elektron demiş oluyoruz arkadaşlar. S orbitallerinde elektron bulunma olasılığı açısal koordinatlara bağlı değildir arkadaşlar. S orbitalleriyle ilgili önemli bir noktamız da burası olacak. Şeklini bilmemizde çok önemli bir duruma sahip. Geçelim P orbitallerine arkadaşlar. P orbitalleri bakın nereden itibaren başlıyormuş? ikinci enerji seviyesinden itibaren başlıyormuş. Yani birinci enerji seviyesinde S orbitali var, P orbitali yok. İlk olarak P orbitalinin karşımıza çıkacağı enerji seviyesi ikinci seviyesi olacak. Ne diyor peki? İkinci enerji seviyesinden başlayan P orbitallerinde elektronların bulunma olasılığı açısal koordinatlara bağlıdır. Bu ne demek? Bakın S orbitalleri için sadece bir Küresel şekil çizmiştik herhangi bir şekilde koordinata bağlı değildi ama burada yazdığımız çizimler, gözlerdiğimiz şekiller bize e, P orbitalinin farklılaşabileceğini gösteriyor. Bu yüzden de e, şekillerden de anlayacağımız gibi 3 tane P orbitali olacak her bir katmanda. Açısal koordinatlara göre X, Y ve Z ekseni üzerinde 3 tane P orbitali vardır diyeceğiz. Yani x ekseni üzerine oturmuş bir şekil, y ekseni üzerine oturmuş ve z eksenine oturmuş şekilde. O zaman buradan neyi anladık? Bak birinci katmanda sadece s orbitali var bir tanecik. İkinci katmanda bakın gene bir tane s orbitali var. 3 tane de p orbitali var şekilleri bu şekilde farklılaşan. Bu orbitaller bulundukları eksenin adlandır, adlarıyla yani px, py ve pz şeklinde ifade edilir ve aynı enerji seviyesinde bulunan p orbitalleri eş enerjilidir. İkinci katmanda mı yer alıyor? Üçü de. Üçünün de enerjisi birbirine eşit. Sadece uzaydaki konumlanmaları birbirinden farklıdır. Yani bunu anlayabiliriz. Şekiller birbiriyle gördüğünüz gibi tıpa tıpa aynı aslında. Sadece yönelimleri birbirinden farklı. Dolayısıyla enerjileri de birbiriyle tamamen aynı olacak. D orbitallerine gelecek olursak arkadaşlar. Bakın D orbitalleri de ilk defa karşımıza Üçüncü enerji seviyesinden itibaren çıkacak. Yani birinci katmana sadece S yazmıştık. ikinci katmana S ve P yazmıştık. Üçüncü katmana S, P ve D orbitalini de ekleyeceğiz arkadaşlar burada. Peki D enerji seviyesinden yani D orbitallerinden bahsedecek olursak diyeceğiz ki D orbitallerinde elektronun bulunma olasılığı açısal koordinatlara bağlıdır. Açısal koordinatlara bağlıysa gene şekiller farklılaşacak diyeceğiz yani demek ki birden fazla orbitalden bahsedeceğiz burada. D orbitalleri farklı yönelimlere sahip 5 orbitalden oluşur. Şekillerde de gördüğümüz gibi arkadaşlar DZ kare, DXZ, DZ kareye kare, DXY -kare, ve DY kare şeklinde d yz şeklinde pardon. E, bizim e, orbitallerimiz olacak arkadaşlar. D orbitallerin şekilleri de gördüğünüz gibi bir tanesi diğerlerinden farklı olmasına rağmen e, dördü birbiriyle şekil olarak tıpatıp aynı ama yönelim olarak farklılıklar gösteriyorlar. Bu yüzden diyeceğiz ki farklı yönelimlere sahip 5 orbitalden oluşur. Ama bunların enerjileri gene birbirine eşittir. Tamamen eş enerjiler tabi aynı katmanda yer alıyorlarsa üçüncü katmandan itibaren her katmanda yine D orbitallerinin varlığından bahsedeceğiz. F orbitallerine gelecek olursak iyice karmaşaklaşıyor durum arkadaşlar. Burada da 4. enerji seviyesinden itibaren bizim karşımıza F orbitalleri çıkmaya başlayacak. Bir de sadece 2'de SP, 3'de SPD dedik. dördüncü katmanların itibaren artık SPD ve F orbitalleri de var. Bu F orbitallerinde elektronun bulunmalısı yine olası, e, açısal koordinatlara bağlı. Yani yine farklı şekiller karşımıza çıkacak. F orbitalleri farklı yönelimlere sahip 7 tane orbitalden oluşacak arkadaşlar. Tekrarlı gidelim. S'den sadece bir tane vardı. P'den 3 tane. D'den 5 tane. F'den 7 tane orbital var. Bulunduğu her katmanda 7 tane F orbitali yer alacak. Aynı enerji seviyesindeki F orbitallerinin enerjileri yine birbirine tamamen eşit olacak. Atomdaki enerji seviyeleri bir amfiteyotradaki koltuklar e, sıralarına benzetilebilir arkadaşlar. Yani çekirdek aldın bak. Etrafında bir tane katman var dedik değil mi? İlk katmanımız bu. Burada sadece s orbitali varmış yani çok az sayıda e, orbital ve elektron içerebiliyor. Sadece bir tane orbital var. İkinci katmana geldiğimiz zaman bunun artık daha fazla kapasiteye sahip olması gerekiyor değil mi? Buraya kaç tane orbital yazacağız? Bak bir tane s dedik, üç tane de p orbitali yazacağız öyle değil mi? Dört tane orbital. Bak birinci katmanda sadece bir taneydi, sadece s orbitali vardı ama. İkinci katmanda dört tane orbital yer alabildi. Bunun üstüne bir katman daha yazdığımız zaman kapasite artacak. Burada bir tanesi 3 tane P, 5 tane de D orbitali yer alabilecek. Yani 9 tane orbital yerleştirmiş olacağız. Tıpkı bir amfiteyatrodaki gibi e, merkezden uzaklaşıldıkça... E, kapasitenin artması orbital sayısının ve dolayısıyla da taşınabilecek elektron sayısının artmasına sebep olacak arkadaşlar. Bütün özetimiz budur. Cümleyi de okuyalım yine. Sahneden uzaklaştıkça daha yüksek ve uzak sıralarda daha fazla koltuk vardır. Bu durum bir atomdaki enerji seviyeleri ve bu enerji seviyelerindeki orbital sayısının artışı ile ilişkilendirilir. Enerji seviyesinin çekirdeği olan uzaklığı arttıkça enerji seviyelerinde bulunan orbital sayısı artar. Elektron sayısı artar ve bu elektronların enerjisi de artar diyeceğiz arkadaşlar çekirdekten uzaklaştıkça. Şimdi peki bu orbitaller e çekirdek etrafına nasıl bir düzenle yerleşiyorlar? Aslında az önce bayağı bir bahsetmiş olduk. Bunlara elektronların nasıl yerleştiğini de ifade edeceğiz. Şimdi diyeceğiz ki her bir orbital en fazla... İki elektron taşıyabilir arkadaşlar. Ya bir tane vardır ya iki tane. Üçüncü bir elektron bir orbitalin içerisinde yer alamaz. Peki o zaman bu katmanlara yani enerji seviyelerine geldiğimiz zaman taşıyabilecekleri maksimum elektron sayılarını biz bu e, orbitaller üzerinden ifade edebiliriz. Şimdi birinci enerji seviyesinden bahsediyorsak, bak şeklimiz de var karşımızda. Birinci enerji seviyesinde sadece s orbitali vardı öyle değil mi? Ve bu s orbitalinin taşıyabileceği elektron şey orbital sayısı sadece bir tane oluyordu. Dolayısıyla bir tane orbital var ve bunun taşıyabileceği maksimum elektron sayısı kaç olacak? Tabii ki iki olacak. Kuralımızı az önce öğrenmiştik. Bu yüzden birinci katmanda sadece iki elektron var. En fazla o kadar olabiliyor. İkinci enerji seviyesi için dedi ki S ve P orbitalleri var bak. 2S ve 2P orbitalleri var ikinci katmanda. Şimdi S orbitalleri bir tane orbital taşıyordu. P'de ise 3 orbital vardı. Dolayısıyla 4 tane orbital vardır ikinci katmanda. Az önce de belirtmiştik zaten. E, bu orbitallerin her birine iki elektron yerleşebiliyorsa Maksimum 8 tane elektron olmasını bekleyeceğiz. 3. E enerji seviyesine gelelim. Ne dedik arkadaşlar? Bak 3. enerji seviyesinde S var, P var, bir de D var artık. D ilk defa burada karşımıza çıkacak. E bir tane S, 3 tane P, 5 tane de D geldiği zaman toplamda 9 tane orbital olduğunu söyleyeceğiz. 9 e orbitalin her birine 2 elektron yerleştir. En fazla demek ki 18 tane elektron yer alabilecek 3. enerji seviyesinde. 4. enerji seviyesi. Artık S, P, D, bir de F orbitallerinin devreye girdiği durum olacak. 9 e tane burasıydı zaten. Ne dedik? Her bir enerji seviyesinde, bulunduğu her bir enerji seviyesinde 7 tane de F orbitali olur. O zaman... Toplamda 16 tane orbital vardır 4. enerji seviyesinde. O zaman maksimum kaç elektron taşıyacak? Her biri iki elektron olacağına göre 32 tane elektron taşıma kapasitesine sahip olacak 4. enerji seviyesi ve bundan sonraki enerji seviyeleri için de hep aynı cümleleri kuracağız. Çünkü sadece 4 orbital türümüz var şu ana kadar. E, ...keşfedilmiş ve var olan bilinen elementler için. O yüzden 5. 6. 7. enerji seviyelerinde de orbital türleri bunlar olacağı için... ...32'şer tane elektron taşımalarını bekleyeceğiz bu katmanların. Tabii ki belki de ileride, belki gelecekte, belki uzayda bir yerde... ...farklı elementler keşfedilip farklı orbitallere sahip olduğunu da ifade edeceğiz. Ama bugünkü bilgilerimiz bunlarla sınırlı olacak. Peki bu elektronlar... Bu orbitallere nasıl bir sırayla yerleşiyorlar? Bunun bir düzeni var mıdır? Tabii ki var arkadaşlar. Ne diyorduk? Bunu Borda daha önceden söylüyordu. Enerji seviyesine göre e, sıralanırlar. Önce en düşük enerjili hangisi ise oraya yerleşirler. Şimdi ama orbitallerin enerji seviyesi katmanlarla doğru orantılı ilerlemesine rağmen bazı noktalarda farklılıklar oluşabiliyor. Bazı katmanların e, s orbitalleri mesela bir alt katmanların d orbitallerinden daha düşük enerjili olabiliyor. Bu yüzden de öncelik o katmanda yer alabiliyor o orbitale gelebiliyor. Bizim sıralamamız şöyle gidecek arkadaşlar. En düşük enerji bir S orbitalinde olacak tamam mı? Sonrasında yani birinci katmanın S orbitali demek tabii ki bu. Sonrasında ikinci katmanın S orbitali, sonra ikinci katmanın P orbitali, sonra üçüncü katmanın S orbitali, sonra üçüncü katmanın, orbitali, sonra üçüncü katmanın P orbitali. Şuraya dikkat edelim tabii şunu düzelterek yapalım. Sonrasında arkadaşlar üçüncü katmanın D orbitaline geçmeden önce dördüncü katmanın s orbitali elektron kazanacak. Çünkü dördüncü katmanın s orbitali bir alt katman olan üçüncü katmanın d orbitalinden de daha düşük enerjilidir. O yüzden elektronları hani sırayla bir atoma yerleştirdiğimizi düşünün. Önce şunların tamamını doldurduktan sonra... 3D orbitallerini doldurmadan önce 4S'deki yani dördüncü katmanın S orbitaline 2 tane elektronu yerleştirir. Ondan sonra 3. katmanın D orbitali dolmaya başlar. Sonra 4P, Sonra 5s sonra 4d yani bakın arkadaşlar her bir katmanın s orbiteli bir alt katmanın d orbitalinden daha düşük enerjili olduğu için o alt katmanın d orbitali dönme, dolmadan önce e, bizim s orbitallerimiz dolmaya başlar. Sonra 5p, sonra 6s. O zaman bunun devamında neyin gelmesini bekleriz? Mesela e, hiç bahsetmediğimiz 4f orbitalleri vardı. 6s'nin üzerinde bu 4f orbitalleri yer alacak. Yani 4. katmanın f orbitalleri ta 6. katmanın s orbitalinden bile daha yüksek enerjili. O yüzden katmanlar sırasıyla tamamen dolduktan sonra bir kat bir üst katmanın dolmaya başlıyor diye bir kuralımız yok. Bunun dışında bundan farklı olarak Bazen bir katman dolmadan önce üst katmanı elektron almaya başlanabilecek bazı noktalarda. Burada da birazcık ezber yapmamız gerekecek arkadaşlar aslında. Bu ezberi de şöyle kolaylaştırabiliriz. Bakın şu temel gösterim bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Bu 2P6 2P üzeri 6 gibi bir gösterimiz varsa bu bize neyi anlatıyor aslında? Şu önde yazdığımız iki sayısı temel enerji seviyesini. Yani bir elektronun konumundan bahsediyorsak şu anda o elektronun hangi katmanda yer aldığını bize söylüyor. Bak ikinci katmanda P tabii ki orbitalin türünü söyleyecek. Bizim elektronumuz ikinci katmanın P orbitalinde yer alıyormuş. Ve üstte yazdığımız sayı da o orbitalin o anda taşıdığı toplam elektron sayısını ifade edecek bizim için. 6 tane elektron yer alıyormuş tamam mı? O zaman biz bir atoma yerleşen elektronları sıralarsak burada gördüğümüz düzenle sıralamamız gerekecek ki enerji seviyelerini doğru yazmış olalım. O zaman mesela ilk olarak elektronlar nerede yerleşecek? Birinci katmanın S orbitali. Peki S orbitali en fazla kaç elektron taşıyabilir? 2 dedik zaten tek bir orbitalden oluştuğu için. Bir ise 2 yazdık. Bak elektron gelmeye devam ederse bir sonraki noktası neresi olacak? İkinci katmanın S orbitali olacak değil mi? Bu da 2 elektron taşıyabiliyor. Bir sonraki elektron bakın ikinci katmanın P orbitaline gelecek. Ve P orbitalleri toplamda 3 orbital içerdiği için maksimum taşıyabileceği elektron sayısı 6 olacak her bir orbitalde 2 elektron yer alacağı için. Bak 2P'den sonraki durağımız neresiymiş? 3. katmanın S orbitali. Dışarıdan elektron gelmeye devam ettiğini varsayacak olursak. Ne dedik? Burada iki elektron yerleşecek. Sonraki adresimiz 3. katmanın P orbitali ve P orbitalleri 6 tane elektron taşıyabilir. 3. katmanın P orbitalinden sonraki adresimiz dördüncü katmanın S orbitali. Bu en fazla iki elektron taşıyabilir dedik arkadaşlar. Şimdi bak şu sıralamada biz toplam kaç tane elektron yerleştirmiş olduk? 10 burada var 10 da burada var toplam 20. Yani şuraya kadar elektron dizilimi yazdığımız zaman 20 elektronu yerleştirmiş oluyoruz. Eğer 20'nin üzerine elektron gelmeye devam ediyorsa atıyorum bir atom var atom numarası 22. Bu ne demek oluyor buna iki tane daha elektron yerleşmesi gerekiyor. Peki o iki elektron nereye yerleşecek? Bak dördüncü katmanı S orbitalinden sonraki durağımız neresi? Üçüncü katmanın D orbitali yani dördüncü katmanı elektron yerleştirmemize rağmen üçüncü katmanı henüz tam doldurmamışız. Üçüncü katmanın D orbitaline hala da elektron yerleşmesi gerekiyor. Az önceki örneğimiz yani 22 atom numaralı elektron için şey, element için buraya iki elektron daha yazmalıydık. Ama D orbitallerinin kapasitesi 10'du. Çünkü 5 tane orbitale sahip ve her orbital 2 elektron taşıyabiliyor. Dolayısıyla buranın aslında 10 elektrona kadar kapasitesi var. Yani atom numarası 20 ile 30 arasındaki elementler için aslında yazacağımız elektron dizilimi buraya kadar gidecek. Peki devam ettiğimizi varsayalım. Diyelim ki 30'dan da büyük atom numarasına sahip ve biz bu element için elektron dizilimi yapıyoruz. Bak 3d'den sonra durağımız neresiymiş? 4p orbitalleri. 4. katmanın p orbitalleri. Ne dedik? 6 tane daha elektron alabilir burası. Bak 30'du. 36 olana kadar biz burayı doldurmaya devam edebiliriz. O 36'dan da büyükse bir sonraki adresimiz 5s orbitalleri olacak ve 2 elektron daha gelecek. Bak 38'e kadar burası olacak. 5S'den sonra nereye gidiyoruz? Bakın dördüncü katmanın D orbiteli ki burası da 10 elektron daha taşıyabiliyor. Hala elektron gelmeye devam ederse bak 5. katmanın P orbiteli burada sonrasında devreye girecek ve 6 elektron daha buraya yazacağız. Yani her bir katman için bu şekilde yazmaya devam edeceğiz. E 5P'den sonra 6S gelecek en fazla 2 elektron alabiliyor dedik. Sonrasında bak 6S'den sonra ancak ...dördüncü katmanın F orbiteli devreye giriyor. Yani katmanlar tamamen dolup da bir sonraki katmana geçmiyor. Belli bir düzen ve belli bir sıra karşımıza çıkması gerekiyor. Ve F orbitelinin elektron sayısı kaç olabiliyordu maksimum? Bak toplam 7 tane F orbiteli vardı. Ve bunların her birine en fazla 2 elektron yazabileceğimiz için... ...14 şeklinde devam edeceğiz. Ve tabii ki bu sıralamayı e, sürdürebiliriz yazmayı. Özellikle de arkadaşlar şu... Ee, üst sıraya yazdığımız kısmı hani bir ezberleyebilirsek işimizi çok kolaylaştıracaktır bu bizim orbitallerin. Doluluk, boşluk ya da yarı dolu olma durumlarını gösterdiğimiz bazı sembollerimiz olacak arkadaşlar. Yuvarlak veya şöyle kare şekilleri karşımıza çıkacak sembolik olarak diyeceğiz ki e, bunların içerisinde herhangi bir ok işareti ya da çizgi çizilmemişse bu o orbitelin boş olduğunu bize gösterir. Eğer şöyle yukarı doğru tek bir e, ok ya da aşağı doğru tek bir ok varsa bu o orbitale sadece bir tane elektronun geldiğini gösterir ya da şu çizgilerden de yine sadece bir tane elektronun yer aldığını ifade edebiliriz. Yani burada gördüğümüz aslında çizgiler. Çizgi ya da ok işaretleri bize elektronları simgeleyecek arkadaşlar. Tam dolu orbitalde de her bir orbitalin içerisinde iki tane çizgi veya iki tane ok işaretinin olduğunu göreceğiz. Bu sembollerin herhangi biri karşımıza çıkabilir. E, her bir orbital iki elektron taşıyabiliyor dediğimize göre, her birine iki tane elektron yerleştirmişsek bu o orbitallerin tam dolu olduğunu bize gösterecektir. Orbitallerin enerji seviyelerini de az önce zaten yazmıştık arkadaşlar. Buradan e, sıralamamızı teyit edebiliriz tekrardan. E, buradaki farklılıklar önemli noktalar neresiydi? Bakın 3. katmanın P orbitalinden sonra dördüncü katmanın S orbitali geliyordu. Sonra 3. katmanın D orbitaline geri dönülüyordu. Aynı durum bak burada da var. 4P'den sonra 5S geliyor, sonra 4D karşımıza geliyor ve şuraya da dikkat edeceğiz arkadaşlar. 6S'den sonra ancak 4F karşımıza gelebiliyor ve S orbitallerine 2 p orbitallerinin 6, d orbitallerinin 10, f orbitallerinin de 14 elektron yazabileceğimiz maksimum elektron sayılarıydı. Şimdi bu dizilimlerle ilgili önemli bazı kurallarımız da var. Bunların başında Aufbau ilkesi gelecek. Aufbau ilkesi az önce gördüğümüz bu enerji sıralaması var ya aslında onu bize açıklayan ilkedir arkadaşlar. Bize diyor ki atomdaki elektronlar orbital enerjilerine göre en düşükten başlayarak yükseğe doğru sırasıyla yerleşirler. Yani mesela bir hidrojenden bahsediyorsak Hidrojende bir tanecik elektron var ve o elektron ilk olarak bir s orbitaline yerleşecektir. Yani bu Aufbau ilkesine göre doğru bir kuraldır. Ama aşağıdaki gösterim mümkün değil. Neden? Birinci katmanın s orbitali boşken İkinci katmanın s orbitali dolmaz. Önce birinci katmanın s orbitali dolması gerekiyor. Bu ancak nasıl mümkün olur? Sen dışarıdan atoma enerji vermişsindir. Bu enerji sayesinde borun da bize açıkladığı gibi uyarılmış bir atom haline gelmiştir. Elektron üst katmanlara zıplamıştır. Veya helyumdan bahsediyorsak helyum ne diyordu bize? Birinci katmanda s orbitali var. S orbitalinin elektron kapasitesi 2'dir. Dolayısıyla helyumun bu iki elektronun ikisi de bu S orbitaline yerleşir ve gördüğümüz gibi aynı orbitalin içerisinde yer alır. Doğru gösterim bu. Eğer bu şekilde gösterirsek burada hata yapmış oluruz. Biz burada yine onun uyarılmış halinden bahsediyor oluruz aslında. Çünkü birinci katmanın S orbitalini tam doldurmadan ikinci katmana geçemezsin. Veya karbon 6 tane elektron taşıması gerekiyor ki arkadaşlar. Şimdi 6 elektronu nasıl yerleştirmemiz gerekecek? Önce 1s2, 2s2 şeklinde birinci ve ikinci katmanın s orbitallerini dolduracağız ki ancak ondan sonra ikinci katmanın p orbitallerini yerleştirmeye başlayalım. Bu 6 elektronun 4'ü ilk 2 orbitale yerleştikten sonra kalan 2 elektron 2p orbitallerine yerleşecektir. Dolayısıyla bu doğru bir gösterimdir. Ancak biz gidip 2s orbitalini yarı dolu halde bırakıp bunun elektronlarından birini 2p orbitaline geçirirsek burada gördüğümüz gibi bu ancak ve ancak onun uyarılmış halini simgeler diyeceğiz. Bu yanlış bir gösterim olacak. Veya sodyum için bahsediyor olursak şu elektronumuz fazladan olmuş onu alalım. Birinci 1s, 2s ve 2p orbitalleri tamamen dolduktan sonra o kalan bir elektronu 3s orbitaline yazarsak bu bizim doğru gösterimimiz olacak. Ama biz kalkıp da 2P orbitallerinden birini yarı bırakıp... Üçüncü katmanı S orbitalini tam doldurursak burada hatalı bir gösterim yapmış olacağız arkadaşlar. Ee, bu tam dolu bunun yarı dolu olması gerekiyor. Çünkü 2P orbitali 3S orbitaline göre daha düşük enerjildir. Önce onun da olması gerekiyordur. Bir diğer önemli kuralımız Pauli dışlama ilkesi ve bu oldukça kolay bir ilke olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki aynı orbitalde yer alan iki elektron zıt yönde bulunabilir. Yani aynı yönlü yazamazsın. Bir orbitalin içindeki elektronlar e, aynı yönlü yazılamaz farklı yönüne bakmak zorundalar. Yani şu doğru bir gösterim bu yanlış bir gösterim olacak. Helyum için ikisi birden yukarı bakamaz bir yukarı bakıyorsa diğeri aşağı bakacak. E, ...şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Bunlara bakalım. O zaman bakın arkadaşlar... ...aynı orbitalin içerisinde birden fazla elektron varsa... ...farklı yöne bakmak zorunda. Bu doğru bir gösterim olmuş. Bunda da herhangi bir sorun yok. Çünkü ne dedik? Aynı katmanın... ...aynı tür orbitalleri birbiriyle eş enerjilidir. Dolayısıyla elektronların bunlara yerleşme ihtimalleri... ...birbiriyle tamamen aynı. O yüzden de e, Pauli dışlama ilkesini... ...veya sonradan göreceğimiz Hund kuralını... ...ihlal eden bir durum burada olmayacak. Ama... Ee, üçüncü duruma baktığımız zaman, bak burada ne yapmış? İki oku da yukarı doğru çizmiş. Ne dedik biz Paul ilkesi der ki ...biri yukarı bakıyorsa diğeri aşağı bakacak. Bu hatalı bir gösterim olacak. Tek, tek yapmamız gereken o zaman elektron diziminde yani sadece Paul dışlama ilkesine bakıyorsak aynı yöne bakan orbitalleri görüyorsak elektronları görüyorsak burada hata vardır diyeceğiz. Burada da yine aynı yöne bakanları gördük dolayısıyla orada hata vardır. Eğer ee, tam dolu orbitallerdeki elektronlar zıt yönde yazıldıysa burada Pauli dışlama ilkesini e, muhalefet eden bir durum yoktur diyeceğiz. Bir diğer kuralımız Hund kuralı olacak arkadaşlar. Hund kuralı da bize diyor ki elektronlar eş enerjili orbitallere yerleşirken önce tüm orbitaller aynı yönlü ve e, yarı dolu olarak tamamlanırlar. Sonrasında zıt yönle tamamlanmaya devam ederler. Yani e, eş enerjililerden kastımız nedir? Atıyorum bu oksijen için 2P e, orbitalleri 3 tane altı orbitalimiz var. Bu 3 orbitalde birbiriyle tamamen e, aynı enerjiye sahip öyle değil mi? O yüzden bu orbitaller alacakları elektronlarla önce yarı dolacaklar. Yarı dolduktan sonra ve aynı spinle aynı yöne bakarak yarı dolacaklar. Ondan sonra teker teker tam dolmaya devam edecekler. Mesela burada bunu ihlal eden herhangi bir durum yok. Bakın 4 elektron 3'ü önce yarı dolmuş dördüncü elektron gelip buna zıt spinli olarak yerleşmiş. Ama ikinci duruma baktığımız zaman bak bu yukarı bakıyorsa bu aşağı bakamaz. İkisi de aynı yöne bakmak zorunda. Dolayısıyla bu kuralı ihlal etmiş olacak. Üçüncü duruma bakıyoruz. Şu dördüncü elektron herhangi birine gelebilir. Zıt yönüne gelmesi yeterliydi. Dolayısıyla burada da kuralı ihlal eden bir durum yok. Ama dördüncü duruma bakıyoruz. Bak bu boşken bunların ikisi de tam dolmuş. Bu mümkün değil. Önce üçü de yarı dolu olacak. Ondan sonra dördüncü ve beşinci elektron e, tamamlamaya devam edebilecek. Veya demire baktığımız zaman arkadaşlar bakıyoruz 5 tane e, orbitalimiz var 3D kısmında öyle değil mi? D'de çünkü 5 tane alt orbital yer alıyordu. Burada e, ne diyeceğiz hepsinin önce yarı dolup sonradan tekrar dolmaya devam etmesi gerekiyor. Şu elektron herhangi birine ters spinli olarak gelmiş bunda herhangi bir sorun yok. Burada da yine 6. elektron herhangi birine ters yönlü olarak gelmiş burada da herhangi bir problemimiz yok. Ama buraya baktığımız zaman bak bu ikisi yukarı bakıyor bu ikisi aşağı bakıyor. Dolayısıyla bu kuralı ihlal ediyor. Bunların hepsinin aynı yönde olması gerekiyor. Bu da hatalı. Neden? İki tane boş orbital varken bunların üçü birden tam dolu hale gelemez. Hun kuralına aykırıdır diyeceğiz. Bir diğer çok önemli kuralımız ise küresel simetri olacak arkadaşlar. Küresel simetri de bize diyecek ki bir taneciğin elektron dizilimindeki en yüksek enerjili orbitallerin tamamının yarı veya tamamının tam dolu olma durumuna biz küresel simetri diyeceğiz. Ve küresel simetriye sahip olan tanecikler daha kararlı tanecikler olacak. Yani bizim aradığımız durum nedir o zaman? Mesela diyelim ki elektron dizilimini yazdım ve S orbitali ile bitiyor. Şimdi S orbitali ya yarı dolu ya tam dolu olacak. Zaten başka bir ihtimalimiz yok. O yüzden S orbitaliyle bitiyorsa kesinlikle küresel simetrisi var. P orbitaliyle bitiyorsa şimdi 3 tane orbital var ya hepsinin yarı dolu olması için P3 ile bitiyor olması gerekiyor ki üçünü de yarı dolu hale getirelim Hund kuralı gereği. P1 ve P2 küresel simetriye uygun değil çünkü boş orbitaller var. Veya P6 olursa hepsi tam dolu olacağı için küresel simetri vardır. P4 veya P5'te küresel simetri yok. Neden? P4 dediğimiz zaman işte birisi tam dolu ikisi yarı dolu olacak. Ya da P5 dediğimiz zaman ikisi tam dolu biri yarı dolu olacak. Bu küresel simetrik bir durum değil. Ya hepsi tam dolu olacak he hepsi yarı dolu olacak. O zaman D orbitallerinden bahsediyorsak 5 tane orbital olduğuna göre D5 ile bitiyorsa tamamı yarı dolu. D10 ile bitiyorsa tamamı tam dolu olacak ki küresel simetrik olsun. D ile bitiyorsa bunun dışındaki durumlar küresel simetrik yapmaz. F'den bahsediyorsak da 7 tane alt orbitalimiz var. O zaman F7 ve F14 ile bitiyorsa ancak küresel simetrik olur diyeceğiz. Hemen mesela bir soru üzerinde arkadaşlar. Hem elementlerin elektron dizilimlerini yazalım hem de bu küresel simetriyi birlikte uygulayalım. Mesela P15 diyor. Bak buradan ne anlayacağız? Fosfor var velimizde. Ve 15 tane protonu. E dolayısıyla 15 tane de elektronu var. Bu elektronların katmanlara ve orbitallere nasıl dizildiğini önce bir yazmamız gerekiyor. Bak az önce öğrendiğimiz sıralamayla gideceğiz bir S iki tane elektron alıyordu. İkinci katmanın S orbitali iki elektron alıyordu. İkinci katmanın P orbitali altı tane elektron alıyordu. Bak buraya kadar on tane elektronu yazdık. Biz beş tane daha elektron yazacağız ya. Bir sonraki durumumuz neydi? Üçüncü katmanın S orbitali geliyordu. Bunun kapasitesi iki elektron oluyordu. E on iki elektron yazmış olduk. Üç tane elektronumuz kaldı. Bunu nereye yazacağız? Bir sonraki adresimiz 3. katmanın p orbitaliydi ve 3 tane elektronun hepsini demek ki buraya yazacağız. Şimdi bizim elektron dizilimimiz buymuş. O zaman en yüksek enerjili orbitallere gidiyoruz. Burada 3p orbitali var ve ne dedik? p orbitalleri 3 tane orbitalden oluşur ve p3 ile biterse bunların üçü de yarı dolu olur. Dolayısıyla küresel simetriye uygundur diyebiliriz. 17 klor mesela ona baktığımız zaman hemen yazalım yine elektron dizilimini. Şimdi 17 tane elektron yazacağız bu defa. Birinci katmanın s orbitali, ikinci katmanın s orbitali, ikinci katmanın p orbitalini dolduralım. Üçüncü katmanın s orbitalini dolduralım. Az önce yazdığımız gibi bak buraya o kadar 12 elektronu yerleştirdik. Bizim 5 tane daha elektrona ihtiyacımız var. Nereye gelecek bunlar? Üçüncü katmanın p orbitaline hepsini yerleştirebiliriz. Çünkü kapasitesi 6 idi. Demek ki elektron dizilimimiz buymuş. P orbitalinde şöyle 3 tane alt orbital varmış. Elektronlar buraya nasıl yerleşecekti? Ne dedik arkadaşlar? Önce Üçünü de yarı doldururuz. Ondan sonra tam doldurmaya devam ederiz. Bak elektron dizilmemiz bu. Dolayısıyla iki tane tam dolu bir tane yarı dolu orbital var. Burada küresel simetriye uygun herhangi bir durum yok. SC'ye bakalım. 21 yazalım elektron dizilimimizi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bakın 12 elektronu yerleştirdik. 3p6 dediğimiz zaman 18'e kadar gelmiş oluyoruz. Bakın bizim kaç tane elektrona ihtiyacımız var? 3 tane daha elektron yazmamız gerekiyor. Bir sonraki adresimiz neresiydi? 4. katmanın s orbitaliydi ve bunun kapasitesi 2 idi. Bak buraya kadar 20 elektronu yazdık. Hala daha bir tane elektrona ihtiyacımız var. Sonraki elektron nereye geliyordu? 3. katmanın d orbitaline geliyordu. Demek ki burada bir tanecik elektron var. 5 tane altı orbitalimiz vardı D katmanı D orbital türünde ve bunlardan sadece bir tanesi yarı doluymuş. O zaman burada küresel simetri falan olmaz çünkü D5 ile veya D10 ile biterse küresel simetri olabiliyordu ya da P3 veya P6 bize küresel simetriyi veriyordu. Bununla ilgili de çok önemli iki tane istisna atomumuz var arkadaşlar. Bu atomları gördüğümüz zaman çok dikkatli olmamız gerekecek. Bunlardan birisi krom atom numarası 24. Diğeri de bakır atom numarası 29. Bu ikisi kesin karşımıza çıkacak bir şekilde tamam mı? Kromla başlayalım mesela kromdaki durum ne? Biz az önce öğrendiğimiz elektron dizilimine göre şöyle gidiyorduk işte 4s2'ye kadar 20 elektron yerleştiriyorduk. Geri kalan 4 elektron da 3. katmanın d orbitaline yerleşmesi gerekiyordu değil mi? Şu anda beklenen elektron dizilimimiz böyle yani 3d orbitallerinde 4 orbital yarı dolu bir orbitalin boş olmasını bekliyoruz. Ama krom burada çok önemli bir istisna yapıyor. Çünkü sadece bir elektronun yerini değiştirerek küresel simetriye sahip olabiliyor bu kadar basit bir hamleyle daha beklenen daha istenen bir noktaya geldiği için daha kararlı olabildiği için o değişimi yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor peki? Şu 4S'de yer alan elektronlardan birini 3D orbiteline gönderiyor. Dolayısıyla 4S'de bir elektron kalıyor. 3D5 yapıyor ve artık küresel simetriye uygun hale gelmiş oluyor. Tamam mı? Krom için bu çok önemli bir istisna durum. Aynı durum bakırda da var. Çünkü bakırın yani 29 atom numaralı elementin biz elektron dizilimini yazdığımız zaman 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 bak buraya kadar yazdığımız zaman ne dedik 18 elektronu yerleştiriyoruz. Sonrasında 4s2 olduğu zaman 20 yapmış oluyoruz. 29 olduğu zaman bunun ne olmasını bekliyoruz? 3d9 olmasını bekliyoruz değil mi? Bu haliyle küresel simetrik değil çünkü 3D5 veya 3D10 olursa küresel simetrik olabiliyor. Bakır da tıpkı krom gibi sadece bir elektronu hareket ettirerek bu duruma geçebiliyor. Ne yapıyor peki? Şuradaki 4S orbitalindeki elektronlarından birini 3D'ye gönderiyor. Burası 4S1 ve 3D9 değil de 3D10 ile bitiyor. Bu haliyle de küresel simetriye uygun hale gelmiş oluyor. O yüzden krom ve bakırın temel enerji dizilimi bu şekilde küresel simetriye uygun ve istisna olarak karşımıza çıkacak. O zaman güzelce konumuzu tamamladığımıza göre arkadaşlar şöyle bir e, kitabımızın da tanıtımını yapalım ve ödevlendirmeleri de yapacağımız bir kaynak olarak karşımıza çıkacak. Dinamo soru bankası arkadaşlar. Kitabımızı almayı ve takip etmeyi lütfen unutmayalım, ihmal etmeyelim. Neler çıkacak karşımıza? Ödevlendirmelerimiz neresi olacak? Şöyle onlardan bir bahsedecek olursak etkileşim ünitesinde bayağı bir yol kat ettik. E, kitabı yeni alanlar, yeni edinecekler için önceki soruları da çözmenizde büyük faydalar olacak arkadaşlar. Bundan bahsedelim. E, şu anda atom orbitalleri ve elektron dizilimi üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla 20. sayfadan 24. sayfaya kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. İçerikte neler var şöyle bakalım. 20. sayfadan itibaren başlayacağız güzelce atomun elektronların dizilimi orbitallerin şekilleri ve bugün öğrendiğimiz her şeyle ilgili sorular karşımıza çıkacak bunları tamamladığımız zaman baya bir yol kat ettiğimizi anlamış olacağız o zaman ne yapıyoruz tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz kendimize de çok iyi bakıyoruz.